Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir konudan bahsedeceğim size. Cumartesi günü bana biri yazdı Instagram'dan. Bir hanımefendi veya erkek bilmiyorum. Serebral palsi hastalığı olan Yiğit Ali diye bir kardeşim beni izliyormuş. Ve benim bütün videolarımı izliyormuş ve çok da seviyormuş. Annesi bana ulaştı. Sizi dedi çok tanışmak istiyor ama maalesef aramız uzak olduğu için benle tıraş olmak istiyormuş Yiğit Ali. Ama o Adana'daymış, ben ise İzmir'deyim, maalesef ki gidemiyorum. Ama söz verdim Yiğit Ali'ye ki şu an bunlardan haberleri bile yok bu videoyu çektiğimden. Yiğit Ali'ye söz verdim ve benden selam istiyormuş, annesi söyledi. Yiğit Ali'cim, seni çok ama çok seviyorum gülüm. Umarım bu hastalığı birlikte yeneceğiz ve sen de artık ayağa kalkıp yürüyeceksin güzel oğlum benim. Daha 5-5,5 yaşında. Ben de gördüm zaten. Hiçbir şeyden korkma. Hayatta her zaman her şey olacağına varır. Ve sana söz veriyorum. Eğer ki bir gün nasip olur da Adana'ya gelirsem seni tıraş edeceğim. Belki belli olmaz, özellikle senin için de gelebilirim. Şu an işlerim yoğun olduğu için gelemiyorum maalesef. Özrüne özür diliyorum senden de. Affet beni. Ama Yiğit Ali'cim, seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Evet, bir diğer konuya geçelim arkadaşlar. İkinci bir konumuz. Şimdi Yiğit Ali için de seferber olma çağrım bu benim. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki hepimiz yürüyebiliyoruz, koşabiliyoruz. İşte gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor, burnumuzla hava alabiliyoruz, nefes alabiliyoruz. Allah'a çok şükür. Ama maalesef ki Yiğit Ali'nin sadece yürümekle ilgili bir problemi var. Ve bu problemi de hep birlikte çözeceğiz. Oh. 5,5 yaşında bir kardeşim olduğu için kendimi de zor tutuyorum aslına bakarsanız. Yani ağlamayacağım. Ağlamayacağım ya, yok. Yani ağlamayacağım, yapmayacağım. Arkadaşlar, Yiğit Ali'nin son 88 bin liraya ihtiyacı var ameliyat olabilmesi için ve ameliyattan sonra da ayakları için de uzun bir tedavi sürecine ihtiyacımız var. Bunu sakınlık, yani Halim abi bunu işte başkaları için yapıyor falan gibi düşünmeyin, haberi bile yok. Ben sadece gidemediğim için böyle bir yöntem buldum. Bundan bahsediyorum sadece. Ben açıklama kısmına Yiğit Ali'nin, Yiğit Ali Apaydın IBAN hesabını oraya atacağım. Ve sizler de gönlünüzden kopan neyse, 200 lira bile olsa, 100 lira bile olsa, bu 88 bin lirayı hep birlikte toparlayalım. Ve sizden sadece ricam bu. Yaparsınız yapmazsınız size kalmış bir şey. Ama hiçbirimiz hayatta yarın ne olacağımız hiçbir zaman belli değil. Hele ki 5,5 yaşındaki bir çocuğun umudu koşmaksa, arkadaşlarıyla top oynamaksa ve bunu yapamayıp da pencereden izliyorsa, bu bence bizim ayıbımız. Eğer ki elimizi taşımızın altına koymuyorsak, bu kesinlikle ve kesinlikle senin ayıbın, benim ayıbım, onun ayıbı. O çocuğu ayağa kaldırmamız şart. Kesinlikle şart. Ve bunun için herkes elini taşın altına koysun. Dediğim gibi açıklama kısmına da IBAN hesabını atacağım. Oradan isterseniz atarsınız. Saç tıraşı videosu çekmedim. Çünkü cumartesi gününden beri hala ben kendimi toparlayamadım. Bir tane video atmıştım, onu daha önceden çekmiştim. Öyle attım çünkü. Daha çekmedim. Yiğit Ali şu an kafamı kurcalıyor çünkü benim. O yüzden arkadaşlar, fazla da muhabbeti uzatmayacağım. Hepimiz taşın altına elimizi koyalım. Adana'da olanlar varsa, özellikle Adana'dakilere sesleniyorum. Yiğit Ali'ye yardımcı olun arkadaşlar. Gerekirse gidin evine erzak, çocuğa ne bileyim, çocuğa hediye alın. Benimle irtibata geçin. Ben yardımcı olayım. Eğer ki yapamıyorsanız da. Lütfen ama lütfen Yiğit Ali'yi artık ayağa kaldıralım.
O çocuğun koşmaya ihtiyacı var. O çocuğun yürüyerek dondurma yemeye ihtiyacı var. Camlardan izlemesin hayatı. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere, bay bay.